Rasyonel sayılar, kaba bir tarihli, neydi? Kesirli sayılar, Kesirli değil mi? sayılar, evet. Rasyonel sayılar, önce bir kavramlara bakalım bakayım. Basit kesir dediğimiz olay neydi? Direkt normal bir şekilde. A bölü A bölü. B de kaba bir tabirle yine payı paydasından küçük ifadedir. Hı. Bileşik kesir neydi? Payda paydan büyük olan. Neydi? A büyük, şey A bölü B'de A bölü B'den. payımız paydamızdan büyük ve Ne? Eşit eşit olacak. olacak, değil mi? Tamam hocam. Şimdi tam sayılı kesir nedir? Herhangi şeyin tam bir şekilde. Tam sayılı kesirde A tam, B bölü C şeklinde yazılabilen, Hı. yani kısaca tam sayısı olan kesir. Kesin. Peki biz bunu bileşik kesir nasıl çeviriyorduk? A ile A C'yi çarpı çarpıp B üst. ile topluyorduk, aşağı yazıyorduk. Doğru Aynen. mu? Doğru hocam. Buraya kadar mutabık mıyız? Mutabık hocam. Şimdi bir sabit kesir olayımız var. Ondan bahsedeyim. Muhtemelen senin de ilk defa duyduğun bir şey bu. Sabit kesir. Sabit kesir. Sabit fonksiyon. Sabit polinom. Hı Kesir hı. olarak verilen hepsinde aynı şey geçerli. Yapacağım şey. Sıfırla ilgili bir şey mi? Ax yok. Eksi artı b bölü cx eksi artı d diyelim. Burada eğer sabit kesir diyorsa aynı tür ifadelerin katsayılar oranlarını alıyorsun. Yani burada ne yapıyoruz? A bölü C eşittir B B bölü bölü D. D diyoruz. Tamam. Tamam. Sabit kesirin mantığı buymuş. Sabit polinom derse de aynı şeyi Aynı yapıyorsun. şey. Sabit fonksiyon derse de aynısını yapıyorsun. Değişen bir şey yok Yani yani. alt Tamam. alta yazdığımızda üsttekilerin aynı Aynen. yere Mesela geliyor. burada AX kare artı BX artı C olsaydı, aşağıda da işte DX kare artı EX artı F olsaydı, o zaman da karelerinki, Hı. X'lerinki ve sabitlerinki Eşit. diyorduk. Tamam mı? Tamam hocam. Buraya kadar sıkıntı var mı? Yok hocam. Yok. Bunların 4 işlemi var. Yani toplama çıkarmasını biliyorsunuz zaten. Hı Bunu hı. sözel ifade edeceğim, yazmayacağım. Toplama çıkarmasında ne yapıyoruz kardeşim? Toplama çıkarmada paydalar eşitse zaten direkt payları toplayıp çıkartıyorduk. Çıkartıyorduk. Paydayı aynen yazıyorduk. Evet. Ama eşit değilse ne yapıyoruz? Eşit diyoruz. Paydaları eşitliyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Düzenleyip Düzen. yapıp yapıştırıyoruz. Peki çarpmada ne yapıyoruz? Eşit şekilde karşıya çarpıyoruz. Çarpmanın herhangi bir kuralı var mı? Yok. Yok. Üstteki ile Alttakiyle üstteki alttaki ile alttaki. alttaki. Kısaca payla pay, paydayla payda. Bölmede Ters çevirip çarpıyoruz. birinciyi aynen yaz, İkinciyi ikinciyi ters ters çevir, çevirip çarp. çarp. Onda da bir sıkıntı yok. Dört işleminde dediğim gibi herhangi bir action'da bir şey yok. Doğru hocam. Bilmen gereken ekstra bir şey yok. Burada ondalıklı sayılara bir bakalım. Ondalıklı sayılarda da aslında bunların çarpması, toplaması falan var da onları vermeyeceğim. Direkt kesire çevirmeyi bilsen yeter bunda. Tamam. Ondalıklı sayılar zaten adı üstünde virgüllü sayılar. Hı. İşte x virgül y, 0 virgül ab gibi veya sayısal bir değer olacak olursa 3 virgül 21 gibi. Bu sayılara biz ondalıklı sayılar diyoruz. Burada da ne yapacağım bunu? Yazarken virgülden sonraki basamak sayısı kadar 0 yazıyorsun. Sıfır. Yazarken virgülden sonraki basamak sayısı kadar 0 yazıyorsun. Yazarken virgülden sonraki basamak sayısı kadar Sıfır. 0 yazıyorsun. Tamam. Tamam hocam. Ondaklı sayıların toplama çarpması kendine has kuralları var. İşte atıyorum toplama çıkarma yaparken virgüller alt alta gelecek. Hı. Çarpma yaparken virgül yokmuş gibi düşünüp sonra toplam virgülden sonra kaç basamak varsa en son sonucun arkasına o virgül sayacaksın. Tamam. Vesaire gibi şeyler var ama onlara gerek yok. Bölmesinde de zaten pratik birkaç şey söyleyeceğim sana. Hı. Onları ekstra bilmene gerek yok. Tamam. Ondalıklı sayılardan ziyade senin asıl ilgilendiren kısım neresi biliyor musun? Devirli Devirli ondalıklı ondaklı sayılar. sayılar. Asıl sancılı kısım burası. Aslında değil de kural moral muhabbeti girdiği için kafanız karışabiliyor. Tamam. Devirli ondalıklı sayılar. Devirli ondalıklı sayılarda da ne yapacağız burada? Mesela nedir? Bunun mantığını anlatayım önce. X virgül y giderse veya A virgül B C'de bu böyle tekrar ederse Hı. tekrar eden ne ise onun üzerine çiziyorsun. Tamam Tamam, mı? tamam Mesela hocam. A virgül B C'de sadece CD'nin üzerine çiziyorsun. Devam Tamam? edinler. Var mı Tamam. sıkıntı? Yok hocam. Heh. Peki burada asıl mevzu ne? Bu devirli sayılara ben nasıl rasyonel olarak ifade edebileceğim? Bir de aklında bulunsun. Bazen temel kavramda bazı sorularda şey çıkar karşına. İşte aşağıdakilerden hangisi irrasyonel sayıdır veya değildir tarzı Değildir sorular ya. var. Tamam mı? Tamam. Bunların içerisinde bazen devirli sayılar da koyar. Yazar 3,7'nin devirlisi. Şimdi biz irrasyonel sayılarda pi ve e sayısına ne diyorduk? İrrasyonel. Niye? İrrasyonel diyor. Virgülden sonra sonsuz basamağı var diye. Evet. Şimdi bazıları bu açıklamadan dolayı devirli sayılarda ne sanıyor? İrrasyonel sayı İrrasyonel sanıyor. sanıyor. Değil ama.
ben sana vereceğim kuralla ben bu devirli sayıyı rasyonel olarak ifade edebiliyorsam, o zaman ben devirli sayılara ne diyeceğim? Rasyonel sayı diyeceğim. Sayı tamam? Tamam bu algı, bu yanılgıya sakın düşme. Tuzak olsun diye mutlaka bu irrasyoneldir ya da değildir tarzı sorulara mutlaka şıklara koyarlar devirli sayı. Tamam? Tamam. Şimdi bizim için önemli olan nedir? Devirli sayıyı nasıl yazacağımız. Devirli sayı eşittir nedir? Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü virgülden sonra devreden kadar 9 basamak kadar 9 devretmeyen basamak kadar 0 devretmeyen basamak kadar nedir? 0. 0 yazılır. Şimdi bunun Türkçesi nedir? Atıyorum. Bir sayı. 3 virgül ne olsun? 217, 17 devirli olsun. Tamam. Tamam mı? Ya da ne olsun? 237, 37 devirli olsun. Ben bunu nasıl yazarım? 3237. Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım 32. 37 deyip 73 yazmamız da ayrı bir mevzu değil mi? Evet. Devretmeyen kısım bölü virgülden sonra devreden kaç basamak var? 2 tane. Devretmeyen kaç basamak var? 1 tane. Evet. 990. Mantığı anladık mı? Anladım hocam. Burada sana bir ince bir not vereyim. İnce not derken aslında bir notluğundan ziyade pratiklik vereyim. Devreden sadece 9 ise önündeki sayıyı 1 arttır. Aynen. Önündeki sayıyı 1 arttır. 9'u sil. Tamam. Tamam. Türkçesi nedir? İşte 7,9 derse bu neye eşit? 8'e. 3,219 derse bu neye eşit? 3,22 eşit gibi. Anladık mı? Anladım hocam. Tamam. Var mı buraya kadar bir sıkıntı? Yok hocam. Devirli sayıların da mantığı bu kardeşim. 2,9 olursa? 2,9 olursa yine devirli gibi. 9 olursa. Şimdi reis bir de sıralamalarımız var. Bunu da vereceğim sonra sorulara geçeceğiz. Tamam. Yani rasyonel sayıların konu anlatımı biraz sıkıcıdır. Onu söyleyeyim sana. Şimdi rasyonel sayılarda sıralama. Aslında bunu bazen eşitsizliklerde de veriyorlar. Artık nerede görürsen evet. Aynı şey. Sıralamada kardeşim paylar eşit ise paydası ne olan büyüktür? Büyük olan büyüktür. Küçük olan büyüktür. Küçük olan büyüktür. Tamam mı? Bak. Mesela evet. 7/11, 7/9, 7/13. Hangisi büyük? Küçük 7/9. Hı hı. Sonra 7/11, sonra 7/13. Doğru mu? Tam tersi düşünmüş olarak. Aynen. Karışıyor zaten bunlar sürekli. Paydalar eşit ise hangisi büyük? Büyük olan büyük. Payı büyük olan. Büyük olan büyük. Doğru mudur? Doğru hocam. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Yani atıyorum 7/11, 9/11, 5/11. Hangisi büyük? 7/11. 9/11 olmasın? Doğru hocam. Elinizin gözükmüyor. 7/11. Tamam. 7/11 ve 5/11. Doğru mudur? Doğru hocam. Var mı bir sıkıntı? Yok hocam. Devam edelim. Peki pay ve payda eşit değilse şimdi iki durum var. O iki durumun birincisini söyleyeyim. Zaten bildiğimiz bir şey. Pay ya da payda eşit değilse eşitliyoruz. Eşitliyoruz. Pay eşitlememiz gerekiyorsa ki pay eşitleme diye bir durum yok aslında. Genişletme var. Genişletme. Genişletiyoruz. Payları eşit hale getirip paydaya göre yani birinci maddeye göre bakıyoruz. Paydası küçük olan büyük diyoruz. Küçük abi. Ya da payda eşitliyoruz. Payı büyük olan büyüktür büyük. Diyoruz. Bunda bir sıkıntı yok. Yok asıl yok. Sıkıntı şimdiki yazacağım da. Şimdi birkaç öncül var önce onları söyleyeyim. Pay payda eşit değilse eşitlenemiyorsa ve pay payda arası farklar eşit ise. Şimdi burada bu maddenin alt başlıkları.
Şöyle yapalım. Alt başlıkları. Neyi gösterdin yani neyi kastettiğini de sana örneklendirerek göstereceğim zaten vereceğim. Tamam. Birincisi basit kesirlerde kısaca büyük olan büyük diyorsun. Tamam mı? Tamam. Yani burada şimdi bazı kaynaklarda şey yazar. İşte payı büyük olan, paydası büyük olan der ama arkadaş zaten pay payda arasındaki farklar eşit kavramından bile zaten payı büyük olan ifadenin diğerlerine göre paydası da büyüktür. Evet. Büyük. Direkt büyük olan demen yeterli. Nedir bu şimdi? 17 bölü 19, 21 bölü 23, 15 bölü 17. Şimdi baktığın zaman farklar hepsinde 2. Evet. Şimdi ben bunları eşitleyeyim desem nerede eşitleyeceğim? Eşitleyemiyorum da. Doğru mudur? Doğru hocam. E o zaman ne yapacağım? Büyük olan hangisi? 21 bölü 23. 23. Büyüktür. Nedir? 17 bölü 19. 17 bölü 19 o da büyüktür. 15 bölü 17. Doğru mudur? Doğru hocam. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Şimdi reis. Bileşik kesirlerde nedir? Bileşik kesirlerde küçük olan büyük. Tamam. Tamam. Türkçe meali nedir? 17 bölü 15. Tamam mı? Hı hı. 18 demiyorum da 19 bölü 17 tamam mı? Tamam. 13 bölü 11. Büyük. Hangisi büyük? Farklar yine eşit. Aynen. Tamam. 13 bölü 11, 17 bölü 15, 19 bölü 17. Var mı bir sıkıntı? Yok hocam. Yok. Buraya kadar anladık mı? Anladım. Bir de minnak bir not. Hı hı. Sayılar negatif ise sıralamayı pozitif yap. Sıralamayı pozitif yap. Ve tam tersini al. Tam tersini al. Tamam. Tamam. Var mı buraya da bir sıkıntı? Yok hocam. Yok. Konu kısmı kardeşim tam da buraya kadar. İşin soru kısmına geldik şimdi. Şimdi ilk soru kardeş. Basit sorularla başlayacağım. Tamam. Tamam mı? Ah, hangisini sorayım? Önce şunu sorayım hadi. 1 eksi 1 bölü 11. 1 eksi 2 bölü 11. 1 eksi 3 bölü 11. Nokta 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 nokta. 1 eksi Hataylılara gelsin bu soru. 31 bölü 11. Tamam. Nedir? Bunu hocam hatırlıyorum. Sen benim rasyonel sayı dersimde var mıydı? Vardım hocam. Bunu hatırlıyorum. 0 hocam bunun cevabı. Emin misin? Eminim hocam. Ne yapıyorduk peki? Yani teker teker yazdığımızda 11'in 11'i geliyor. Oradan 0 gelen. Şu yok. Arada 0 var. 1 eksi 11 bölü 11 olacağı için. Hı-hı. Bunun da sonucu 0 olacağı için. Hepsi 0. 0. İyi unutmamışız. Yok hocam. 2. Bunu da yaparsın o zaman. 1 eksi 1 bölü 4. 1 eksi 1 bölü 9. Bu da vardı çünkü. 1 eksi 1 bölü 144 olsun hadi. Nedir? Hmm, bu götürmeliydi hocam. Götür. Hadi bakalım. Şimdi bu videoyu paylaştığımda da bunu çözmeye çalışanların %90'ı benim gibi böyle uzadı. Götürmeye çalışacak. Evet, gariban çözecekler. Evet, götürmeye çalışıyorum şu an. Götürebiliyorsanız götürün. Gitmez hocam. Bir şey vardı götürme değil mi? Hatta yapmayı düşünenler için de şöyle diyeyim. 1 bölü 4, 1 bölü 9, 1 bölü 16'ya kadarki kısmı yaparsanız 5 bölü 8 çıkıyor ben söyleyeyim. Hı. O 1 bölü 16'ya kadar kısmı KPSS'de lisans gruplarına soruldu zamanında. Uğraşmasın oraya kadar 5 bölü 8. Sen aynen. De dahil. Ondan sonrasını ne yaparsınız Allah bilir artık. Şimdi kardeşim. Şurası 1 bölü 2'nin karesi değil mi? Evet. Şu da 1'in karesi diyemez miyim? Doğru. 2 kare farkı diyemez miyim? Deriz. 1 eksi 1 bölü 2, 1 artı 1 bölü 2 diyemez miyim? Hı hı. Devam edecek olursam aynı şekilde 1 eksi 1 bölü 3, 1 artı 1 bölü 3. Nokta nokta nokta. 12'nin. 1 eksi 1 bölü 12, 1 artı 1 bölü 12. Hı hı. 3 kere 2 ile 2 kere 3 arasında bir fark var mı? Yok hocam. O zaman çarpmada ben istediğim gibi yer değiştirip alabiliyorum değil mi? Hı hı. Alırım şunları. Doğru mudur? E o zaman buradan ne gelir? 1 bölü 2. 2 bölü 3. Nokta nokta kaça kadar? 11 bölü 12'ye kadar değil mi? Değil hocam. Şimdi bir de
Burada toplamalara bakalım. Şunlara bakalım. Toplamalarda ne olur? Çarpı 3 bölü 2 değil mi? Hı hı. Ondan sonra 4 bölü 3 nokta 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 13 bölü 12. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Heh. Devam ediyoruz şimdi. Burada çat 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 gitti. Şuraya kadar ne geldi? 1 bölü 12. Şuraya geldik. Çat 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 gitti. Ne kaldı? 13 bölü 2. Çarparsak 13 bölü 24. Var mı bir sıkıntı? Yok hocam. Anladın değil mi? Anladım hocam. Güzel 3. Bir soru. Güzel güzel. 3 hadi basit bir soru gelsin. Tamam mı? Bunu yaparsınız herhalde beyefendi. 1 artı değil mi? Eksilisini sorayım. 1 eksi 1 bölü 2. 2 eksi 2 bölü 3. 3 eksi 3 bölü 4. Nokta 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 10 eksi 10 bölü 11. Ya da şöyle yapalım. 9 eksi 9 bölü 10 diyelim hadi. Hı hı. Yine gitmeyeceğim. Gidersem uzayacak iş. Yine dediğim gibi siz götürmeyi getirmeyi seven arkadaşlarsınız. Yani muhtemelen götür getir işlerinde yine sıkıntı yaşayacaksın diye bir hisse kapıldım ben. Kapıldık hocam doğru. Yani bilmiyorum artık. Götürmeyle olmaz. Gelin atabilmiş. Hadi nereye gidiyor demiş değil mi? Doğru hocam. Şimdi. Gitmez bunda. Buraya baktığımızda. Canikom. Şurası. Ben bunu 1 çarpı 1 eksi 1 bölü 2. 2 çarpı 1 eksi 1 bölü 3. 3 çarpı 1 eksi 1 bölü 4 diyebilir miyim? Evet. Bu böyle gider mi? Hı hı. Bu da 9. 9 çarpı 1 eksi 1 bölü 10 olur mu? Olur. Peki ey mübarek. 1, 2, 3, 9'a kadar. Direkt 9 faktöriyel diyemez miyim ben buraya? Peki. Güzel kardeşim benim. Buraya baktığımızda şurası, 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 şurası çarpım halindeyse 1 bölü 2, 2 bölü 3, 3 bölü 4, nokta 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 9 bölü 10'a kadar mı gelir? Hı hı. Şak, 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 şak gitti. O zaman burası ne oldu? 9 faktöriyel bölü 10. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Güzel soruydu. Güzel soru hocam. 4. Biz yıllardır çözdüğümüz sorular... Yani sizin çözdüklerinizi söyleyeyim. Rasyonel normal sayılar adı altında 3 bölü 2 bölü 5 artı 1 bölü işte 7 eşittir nedir? Bunlar evet hocam. Yani bunu zaten şu anda 6. 7. sınıf çocukları da çözüyor. Doğru hocam. Yani sizin görmeniz gereken şeyler sorular aslında zor değil. Bu tarz yorum yapabileceğiniz, yorum, biraz daha böyle şapkadan tavşan çıkartacağınız sorular soruyorlar artık. Evet. Yani yine soruyorlar, o tarz sorular da soruyorlar ama bunu yani mi sorarlarsa ama genelde tercih bu yönde oluyor. Şimdi 1, 2, 3, 4'e bakalım. Hadi yine kolay bir soru sorayım. Yaparsın bence. Şimdi 4'ten hangisini sorayım sana? Onu sorduk, onu sorduk. Şunu sorayım ya. Bence yapabilirsin bunu da. 1 eksi 1 bölü 2 çarpı 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 2'nin kübü nokta 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 1 bölü 2 üzeri 9 olsun hadi. Fazla uzatmayacağım. Spontane sorular devam ediyor. Güzel soru hocam. Yine bak bunların hepsi şu anda akışında çıkan sorular. Daha böyle kafadan yazdığım sorular. Daha bunlara şeyi gelecek karşına. Daha böyle sempatik olanlar, test olanlara gelecek. Parantezin içinde bir şey var ama onu nasıl çıkartabilirim işte. Vallahi bilmiyorum. Artık orası sana kalmış. Çıkmaz hocam bu. Niye ya? Nasıl çıkartabilirim? O parantezin içini dışarı bir şekilde. Payda eşitli ya. Şuraya 2 üzeri işte 8 de. Şuraya 2 üzeri 7 ile 2 üzeri 6 ile. Şuradan da 1 yaz. 2 üzeri 9 de. Şunun altına 1'in altına. Şuraya da 1 bölü 2 yaptım. Olay tamam işte. Zaten bir kere şunu söyleyeyim. Şuraya 1 bölü 2 dediği an biter. Bittiği andır. Gelmez. Ondan sonrası gitmez sorun zaten. Gitmez mi? Evet. Tamam mı? Yani öğrencinin kendini çaresiz, ezik, mutsuz hissettiği an onun 1 bölü 2 olduğu andır. Ne yapacağız peki? Şimdi ne yapacağız? Bazen hep Kadri'nin yolu veriyor size. Kısa yol veriyoruz ama arada bir şey yapalım. Amele de yapalım amele değil yapalım, mi? Amele yapalım, evet. Şimdi dağıt şunu. Dağıtıyoruz böyle. Tek tek dağıtıyoruz. Biri dağıtıyorum. Ne olur? 1 artı 1 bölü 2, 1 bölü 2'nin karesi, 1 bölü 2'nin kübü. Doğru mudur? Doğru hocam. Bu gidiyor, 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 gidiyor. 1 bölü 2 üzeri 9'a kadar geldi.
Sonra eksi diyorum. Eksi diyorum. Şimdi şu 1 bölü 2'yi dağıtacağım. Çarptım. 1 bölü 2 ile 1'i çarptım. Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2'nin karesi. Bu böyle gider. Neye kadar? Eksi şurası tabii. Gider neye kadar? Eksi 1 bölü 2 üzeri 9. Eksi 1 bölü 2 üzeri 10. Çünkü 1 bölü 2. 1 bölü 2 üzeri 9. 1 bölü 2 üzeri 10 yapar değil mi? Evet. Güzel kardeşim benim. Olay bitti. Artı 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2. Gitti. 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 Derken nokta 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 gitti. Bu da gitti. Tamam. Geriye burada 1 kaldı. Burada da bu kaldı. O zaman düzenlersek 1 eksi 1 bölü 2 üzeri 10. O da 2 üzeri 10 eksi 1 bölü 2 üzeri 10. Pay değişikliği yapabilirsin burada. Tamam. Güzel soru hocam. Tamam. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Sorular aslında zor değil. Zor olan tamamen nedir? Sizin bakış açınız. Bakış açınız. Şimdi basit bir soru geliyor. Instagram hesabımda da paylaştığım bir soru geliyor. Tamam mı? Pratik olarak verdiğim bir soru. Şimdi farklı bir soru kalıbı. Dediğim gibi bunu Instagram'da da paylaşmıştım. Ne yaparız burada? Önce bu uyanıklık yapalım. Şuraya baktığımda bunun sonucu nedir? 1 bölü 6. Peki ben bunu şöyle yazsam da 1 bölü 6 çıkmaz mı? Çıkar. Pay değiştirirsen yine 1 bölü 6 geliyor. Ha, demek ki ben o zaman burada çarpma halindeki ifadeleri direkt farklarını alarak da yazabiliyorum. Doğru mudur? Doğru hocam. Nokta 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 1 bölü 14 eksi 1 bölü 15 mi? Doğru. Güzel kardeşim. Eksi artı eksi artı eksi artı eksi artı. Burada bu kaldı. Burada bu kaldı. Yani 1 bölü 2 eksi 1 bölü 15. O da ne yapar? Şurası 15. Şurası 2 değil mi? Hı hı. O da 13 bölü 30. Mutabık sanki bunun da bir püfno şeyi Kadir'in yolu var gibi. İşte en bir nevi onu yaptık aslında. Ha, hı. Onu Kadir'in yolunu soruyorsun. Ha, var o da var. En başta nasıl evet. Hatırlıyoruz onu? Kadir'in yolu. Kadir'in yolunda da ne yapıyorduk? En baştakinden en sondakini çıkartıyorduk. Böyle bir ardışıklık varsa 1 bölü 2 eksi 1 bölü 15. Burayı da düzenlediğimizde yine 13 bölü 30 gelir. Tamam. Var mı bir sıkıntı? Yok hocam. Şimdi devam ediyoruz. Biraz dolduracağız anlaşılan sayfaları. Şimdi burada bunu yaptık. 6. soruya geçelim. 6. soruya geçelim. Biraz daha verdiklerimizi pekiştirecek bir soru sorayım. Tamam. AX eksi 3 bölü 5X artı 2. Sabit 5X artı B diye. Sabit kesir ise A çarpı B nedir? Eksi 15. Bunu yani pekiştirmek amaçlı sordum. Ne yapıyorduk burada? Altlar aynı olan. Aynen. Şunları ne yapıyorduk? Aynı katsayılı ifadeleri değil mi? Aynı tür ifadelerin katsayılarını diyeyim. Eşittir. Diğer aynı tür ifadelerin katsayılarını eşitliyorduk. Oradan ne çıkar? Eksi 15 eşittir A çarpı B. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Bu dediğim gibi sırf pekiştireç sorusuydu. Burada farklı bir soru sorayım. Bence yapabilirsin diye düşünüyorum. Tamam. Y eşittir 3x eksi 2 bölü. Tamam mı? Tamam. 5 eksi 2x. Y'nin hangi değeri için x bulunamaz? Bu da yine benim Instagram'da ufak ufak attığım kısa yol videolarında vardı. Bu soruda. Tamam. Hadi bakalım. Y'nin hangi değeri x bulunamaz? Ne demiş üstad? Aklına koyduğun her şeyi başarabilirsin. Senin inanılmaz bir gücün ve sevgin de var demiş ya. Evet hocam. Bir desem. De. Bir. Değil ama. Değil değil mi? Desem dedin de dedim ben de değil ama. Değil. Şimdi reis. Buraya baktığında öncelikle bir ameliyol yapalım değil mi? Ameliyol. Ameliyol. Kardeşim
hangileri? Mesela bana deseydi ki x'in hangi değeri için niye bulunamaz? Ne yapardım? Paydayı sıfır yapardım, sıfır değil mi? Tanımsız yapan değere bakardım. Onu bekledim sizin soruda ama. Şimdi o zaman ben yorumlasam. Demek ki ben böyle bir şey gördüğümde bir ifadenin tanımsız olması için kesirli ifadenin paydasını sıfır yapmam gerekiyor. Tamam. Ona denk olan ifadenin. O zaman benden şimdi y'nin hangi değeri için diyorsa o zaman ben nasıl bir şey bulmalıyım? İşte x eşittir. Y'li bir şeyler bulayım şöyle. Hı-hı. Sonra burayı sıfır yapayım sıfır ki yapayım. İstediğim cevabı. Tamam. Peki ben bunu nasıl elde ederim? X'i yalnız bırakmam gerekiyor demek ki. Hı-hı. İçler dışlar yaparım. 5y eksi 2xy eşittir. 3x eksi 2 mi? Evet. Var mı bir sıkıntı? Yok hocam. X'i madem yalnız bırakacağım. X'li ifadeyi diğer tarafa, diğerleri diğer tarafa. Yani 5y artı 2 eşittir. X parantezinde 2y artı 3 mü? Evet. Her tarafı 2y artı 3'e böl. Şunlar gider mi? Gider. O zaman x dediğimiz şey neymiş? Bu muymuş? Buymuş, evet. O zaman ne yapacağız? Paydayı 0 eşitleyeceğiz. 3'ü diğer tarafa atarsak 2y eşittir. Eksi 3. Y ne çıkar? 3 bölü 2. Eksi 3 bölü 2 çıkar. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Bu ameli oldu. Bir de neyimiz var? Kadir'in yolu. Kadir'in yolu var. Kadir'in yolunda da ne yapıyoruz? 3x eksi 2 bölü 5 eksi 2x diyoruz, değil mi? Evet. Kadir'in yolunda güzel kardeşim şunu yapıyorsun. Direkt senden ne istiyorsa onun kat sayılarını alıyorsun. Direkt alıyorsun. Baktım aman tanrım yine eksi 3 bölü 2 çıktı. Evet. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Herhangi bir sıkıntı. Evet. Sen demedin ama genelde sordukları soru şu. Bu hep böyle mi olur hocam? Sence? Düşündüm. Olur. Olur. Diyecektim ama evet. Demedim de. 8. Şimdi başka bir kalıp soru sorayım sana. Ya da önce basit bir soru sorayım sonra kalıba geçeyim. Bir sayıyı 0,0125 ile bölmek 25 ile bölmek kaç ile çarpmak anlamına gelir? Anlamına gelir. Bu soruyu sormuştun Zeyd hocam. Onlara tam tersi. Çarpmak kaçla bölmek anlamına kaçla gelir? Kaçla evet. Tersini sormuştum. Hı hı. Sıfır virgül seksen bölmek. Seksenle çarpmak. Şimdi ne diyorsun? Ne diyorsa onu yapacağız. Tamam. Bir sayıyı 0,0125'e bölmek. Tamam. Tamam. Düzenleyelim. Ameler yollarla çözelim. 125 bölü 10.000. 10.000. Düzenlersek 10.000x bölü 125. Zaten şu 125 ile sadeleştirdiğimde şuraya ne kalır? Doğru 80 evet. Tamam. Tamam. Var mı sıkıntı? Yok. Bu kadar. 80 ile çarpmak anlamına geliyormuş. Tamam hocam ben ayas yaptım. Aferin. Evet 9. Klişe bir soru geliyor. X, Y, Z elemanıdır. Tam sayı. Hı hı. Burada x artı 1 bölü y artı 1 bölü z eşittir 32 bölü 5 ise x artı y artı z nedir? Tamam. Evet. Bekleyelim bakalım. Tamam. Şimdi
Var mı cevap? X buradan 6. S oradan 6. 10. 10. Bakalım. Şimdi. Güzel kardeşim. Yanlış çıkması da var. Evet. Şunu mu yaptın? İşte şurası YZ artı 1 bölü Z dedin. Evet. Sonra ters çevirdin. Ters çevirip çarptım. Yani ne gerek var arkadaş? Şu taraf ya. Bu taraf eşittir. Bu taraf. Ya hayvan gibi şey yapıyoruz ya. Gerek yok kardeş. Böyle uzun uzun değer verdim sonra da bulduğun değerlerde. Değil mi? Doğru gerek hocam. Gerek yok ya. İnsan en çok değer verdikleri üzere derken işte bunu diyorum. Uğraşıp duruyorsun. Uğraşıp duruyorsun. Ben bir de 32 bölü 5 gibi makul bir değer verdim. Bir de saçma sapan 127 bölü 13 gibi bir şey desin ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Uğraştır ondan sonra. Şimdi doğru söylüyorsun. Güzel kardeşim. Evet. Ben burayı düzenleyerek, şurayı düzenleyerek ben burayı elde edemem. Ama ben şurayı düzenleyerek burayı elde edebilirim. Nasıl elde edebilirim? Abi. Şimdi 32 bölü 5'e denk ifadeleri yazacağım. 6 bunun tam. Yerine ben 6 tam 2 bölü 5. 2 bölü 5. Bu da nereden geldi? 32'ye 6'ya böldük. 2 kere var değil mi? Pardon 5 kere var, özür diliyorum. 5 kere var. Kalan 2 mi? Şu nedir? Tam kısım. 5'e böleceğiz 6 bulacağız. Evet. Şurası paydadır. 5'e böleceğiz. 5'e böldük 6 özür diliyorum. Ben 6'ya böldüm direkt. Aynı şey çıkacak. Aynı şey çıkacak evet. Şurası tam kısım. Hı-hı. Şurası nedir? Payda. Payda. Şurası da pay. Pay. Değil mi? Buradan devam edecek olursak 6 tam 1 bölü 5 bölü 2 mi? Hı-hı. Burayla devam ettirirsek 6 Ay. Tam 1 bölü 1 bölü 2 tam 1 bölü 2 mi gelir? Evet. Değil mi? 5 bölü 2 ile aynı şekilde şurada 32'de yaptığımız gibi böldük. Bir şey dikkatimi çekti. A demeyelim de X diye aynı şeyleri yapmışız hocam. X, Y ve Z. 10. Topla 10. Aynı şey 6 bölü 2. 2, 1, 1, 2, 2, 4. Hemen buraya 5 yaptım. Değer verdin ama işte. Ama değer verdim. Orası. Değer vermeyeceğim. 9 buydu. 10. İki bölü bir eksi üç bölü x eksi bir ifadesini tanımsız yapan değerler x değerler toplamı. Şimdi hocam ben uğraşmayacağım. Şunu söyleyeceğim. Sadece he. Şunu bulabiliyorum. Hani onu hepimiz kör olay görürüz yani. Yani bir diyorum. Evet. O tam oradan çektim. Sonrasını unuttum nasıl yapıldığını. Çıkarımda bulun. Bir kere en çok handikaplardan birini biliyor musun burada? Şu üstü unutmamak. Şimdi x'i 1 buluyorsun. Bunda sıkıntı yok. Şimdi değer sorularında kaç değer alır? Hı-hı. İşte en büyük değer nedir? En küçük değer nedir? Vesaire gibi sorularda soruyu çözerken tek bu soru kalıbı için değil. Genel kalıbı genel için. Kalıbı. En büyük sıkıntı ne? Kaç değer alıyor lan? Bir değer mi alıyor? İki değer mi alıyor? Beş değer mi alıyor? Acaba bulduğum değerlerden başka değer var mı? Var mı? Ve bulduğum değerler sağlıyor mu sağlamıyor mu? En büyük sıkıntı bu. Bir kere bu soru kalıbında kardeşim kaç değer olduğunu nereden anlıyorsun? İki tane hocam şu çizgiden. Ben ne demiştim? İki tane kesir çizgisi varsa iki tane i̇ki değer tane var. Yani kesir çizgisinin sayısı kadar değer var. Değer var. Tamam. Beş tane kesir çizgisi varsa beş değer var gibi. Böyle düşünüyorsun tamam mı? Hı hı. O zaman bu pratiklikten ben o zaman şurayı sıfır eşit edindiğimde x'in 1 olduğunu buldum ya. Evet. Bunun bana yetmeyeceğini ben biliyorum. Niye? 2 çizgi var orada. O zaman benim bir değerim daha var. Onu da nasıl yaparım? Şurayı düzenlersem x eksi 1 ile 1'i çarptım. X eksi 1 3 çıkarttım. Şurası ne olur? 2 bölü x eksi 4 bölü x eksi 1 mi olur? Evet. Değil mi? Şu altını maviyle çizdiğim yeri yani 2'nin paydasını düzenledim. Burayı düzenlersem şurayı ters çevirip çarpacağız. 2 çarpı x eksi 1 bölü x eksi 4. Artık ben burayı da 0 yapan değeri alırsam. 4. Yani 4'ü alırsam. Hı-hı. Yine tanımsız olmaz mı? Olur hocam evet. Toplarsak ne olur? 5. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Tamam. 11. 11. 7 eksi 20 bölü 12 eksi 12 eksi 15 bölü tamam 15 demeyelim 18 bölü x artı 3 eşittir. Tamam mı? Tamam. Eşittir. Buradan ne yaparız? Ne yaparız? Ne yaparız? Ne yaparız? Tamam. 5 olsun. X kaçtır? Tamam. Basit bir soru.
Teker teker gideceğiz. Buranın 5 olması için burayı... Kutucuk. Kutucuk. Baloncuk dediğimiz. Baloncuk dediğimiz oraya. Aferin. Yap bakayım nasıl yapacağım. Fikir geldi. İcraat istiyorum şimdi. Tamam. Yükleniyor. Yedi değil daha güzel bir sayı yazsanız çok güzel olur da. Sanki sağlıyor gibi. Sağlamıyorsa kesili bulur. Sıkıntı yok. Tamam. Şimdi 7'yi dışarıda tutuyoruz. Dıştan içe gireceğiz. Dıştan içeri geleceğiz. 7'den ne çıkarsa 5 kalır? 2. Peki 20'yi neye bölersek 2 çıkar? 10. Peki 12'den ne çıkarsa 10 kalır? 2. Yine 2. Yine 2. Doğru mudur? Doğru hocam. Peki 18'i neye bölersek 2 kalır? 9'a. 9 eşittir. X artı 3 ise X ne çıkar? 6. Bence gayet güzel çıktı. Evet. Var mı sıkıntı? Doğru hocam evet. Evet. 12. Değil mi? 11. soruydu evet. Bu. Pardon. 11. 12. soru. Şimdi. Onu sordu. Bunu sordu. Ha, şundan da sorayım bir tane. Küsmesin bize sonra. 3 artı 4 bölü 3 artı 4 bölü nokta nokta sonsuza giden bir ifademiz var. Tamam mı? Tamam. Burada mı çarpı 5 eksi tamam mı? 5 eksi olsun 2. Tamam mı? Buradan devam ediyoruz. 3 eksi 2. Bu böyle gidiyor. Nasıl gidiyor ama şuradan bir tane daha yazalım. Yine 3 eksi 2. Bu da böyle yukarı doğru gidiyor. Eşittir nedir? Derse sorduğumun bir tık farklısını sordum. Şuralarına da 5 olması lazım değil miydi? 5. Hocam yapma işte onu. Değiştirdim biraz. Evet değiştirmiş. Onu değiştirmeyedin iyiydi. Değiştirmeyedin iyiydi hocam. Ne yaparız burada? Eşitlemeye çalışmış. Şimdi bu tarz sorularda amel yöntemi bak. Ben bunu size ders esnasında da şöyle bir uyarıda bulmuştum. Sonsuzluk ifadeleri görürseniz bunu sadece rasyonel sayı gibi düşünmeyin. Bunu aynı zamanda ne gibi düşünün demiştim ben. Sonsuzluğa giden tüm soru kalıplarına düşünün demiştim. Hı-hı. Diyeceğim şey. Neydi? Köklü sayılarda da soru çıkacak. O zaman denk geldiğimde sorarım sana. Tamam. Burada sonsuzluğa giden kısım neresiyse sonuçta odur diyorsunuz. Sonuçta odur. O zaman düzenlersek 3 artı 4 bölü x eşittir x. O zaman buradan x ne çıkar? X yerine ben ne yazarsam sağlar 4. 4. Ya da ne yapacağız? Kök bulacağız tek tek. Düzenleme içler dışlar. Oradan özdeşliklerden evet. Gideceğiz. Tamam. Peki burayı bulduk. 4'ü bulduk. Sıra geldi diğerine. Şimdi hocam burada 3, 4, 3, 4, 3, 4 diye gidiyordu. Eyvallah ama burada şimdi 3, 2, 3, 2 de şurada en baştaki 5. 5. Ben de uyanıklık yaparım. Şunu şöyle yazsam. Bunun yerine... 3. 2 artı 3 şeklinde yazsam. Yani aynı şekilde şuraya ben y desem. Sadece şurayı incelesem. Şurayı incelesem. Olur mu? Olur. Y dersem ve sonuca da y dersem. O zaman burası ne olur? 2 artı. Değil mi? Şurası 2 artı. Şurayı parantez içinde yazalım. Değil mi? Artı. 3 eksi y bölü 2. Değil mi? Evet. Eşittir. Hatta şu 2 dursun. Eşittir. Ne diyeceğiz? Y. Y. O zaman Y'ye ben buradan 2 diyebilir miyim? Evet diyebiliriz. Doğru mudur? Doğru hocam. Ama Y2 de orada şurada bir de artı 2'miz artı var. Eşit. Değil mi? Doğru. Düzenlersek burası ne çıkar? 4. 4. Tesadüfe bak. 4 kere 4. 16. 16. Var mı sıkıntı? Tamam. Anladın mı? Anladım hocam. Tamam. 13. 13. O tamam, o tamam. Onu yazdık. Tamam. Şunu sorayım. Bakayım onların hepsini sordum değil mi? Tamam. Şunu sorayım. X eşittir 7 bölü 11 eksi 3 bölü 13 artı 5 bölü 12 olmak üzere. Olmak üzere. Tamam mı? Hmm. 15 bölü 11. Tamam mı? Tamam. Eksi. Eksi.
23 bölü 13, tamam mı? Eksi 17 bölü 12. Tamam. X türünden nedir? Alt alta top, şey topluyorduk hani aynı olanların. Şey yapıyorduk. Şap. Evet. Şey yapacağım hocamdır. Şey yap bakayım hadi. 1. 20. 26. 13. Eksi 2. Eksi 17. 12. 12. Eksi 1. Arkası yarın. Diğeri? Hadi onu anladık. Diğerini ne yapacağız? Hayırlısı deyip geçelim. 22. Eksi 1. Eksi 1 diye bir şey yok işte. Ha, ilk seçim. Türünden üstü. Doğru. Şuraya Recep'in R'si diyelim. Tamam. Bu tarz soruları ya taraf tarafa toplarsın ya çıkartırsın. Eğer olmuyorsa da ya X'i ya da Recep'i 2 ile 3 ile 5 ile artık geç. Duruma göre hangisi alacaksa ya genişleteceksin ya sadeleştireceksin. Tamam. Ama burada bir şey dikkatimi çekti. 7 bölü 11, 15 daha 22. 13, ikisi de eksi olduğu için 26 oluyor. Katlar sağlanıyor değil mi kısaca? Sağlanıyor evet hocam. O zaman katlar sağlanıyorsa ben direkt X artı Recep dersem ne olur? 22 bölü 11'den 2. 2. Eksi 26 bölü 13'ten. Eksi 2. Eksi 2. Eksi 12 bölü 12'den. Eksi 1. Düzenliyorum hepsini değil mi? Tamam evet. İkiler Jortingen. X artı R eşittir eksi 1. O zaman Recep'imiz nedir? X'i diğer tarafa atarsam. Eksi 1. Eksi X. Var mı bir sıkıntı? Yok hocam. Anladık mı? Anladım hocam. Tamam. 14. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 5 eksi 3 bölü 2 tamam mı? Tamam. Artı 4 bölü 3 pardon eksi 4 bölü 3 tamam mı? Eksi 9 bölü 5 nedir? Aynı desem olmaz. Aynısı. Payda mı eşitleyeceksin? Payda eşitleyeceğim de ameliyat olacağım orası. Payda eşitlemeye gidebilirsin. 30'da birleşir. 30'da birleşir. Ama bir şey söyleyeyim sana. 2, 3, 5, 2, 3. Paydalar aynı mı? Aynı. Ya şey yok. Artış miktarı önemli de benim için. Payda aynı payda mı? Aynı hocam. O zaman şu eksiyi içeri dağıtırım. Eksi, şuradaki eksiyi içeri dağıtırım. Yani 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 5 eksi 3 bölü 2 demem. Hı hı. Artı 4 bölü 3 artı 9 bölü 5. Zaten 1 bölü 2 değil mi? Şunla şu. Ne olur? Eksi 2 bölü 2'den. Eksi 2 bölü 2'den. Eksi 1 mi? Evet. Şuraya geldik. Eksi 1 bölü 3, 4 bölü 3. O da ne olur? 1. 3 bölü 3'ten. 1. Doğru mudur? Evet. 1 gelir. E bir de şuraya bakalım bakayım. O da 10 bölü 5'ten. Şurada 1 bölü 5 ile 9 bölü 5'ten. 10 bölü 5'ten de ne geliyor? 2. 2. O zaman bunların toplamını istiyor bizden. Hı hı. Değil mi? 2. Toplarsak ne çıkar sonuç? Birler gidiyor. 2 cevap. Güzel soru. Sıkıntı. Yok hocam. Kalıp bu sorudur. Bu kalış klişe bir sorudur. 15. Ulan şu kalıp bu kalıp derken. Bitirin. Çözdükçe çözüyor geliyor. Bitmiyor ki. Bitmiyor. Evet. 2 bölü 3 artı 22 bölü 33 artı tamam mı? Tamam. Artı 222 bölü 333 artı bu nokta nokta gidiyor. En son sayı 2 2 2 2 ile biten 3 3 3 3 3 ile biten tamam mı? Şurada kaç basamaklı olsun? 15 basamaklı bir sayı geliyor. Tamam. Tamam mı? Bunun sonucu nedir diyor. Hmm. Adam sormuş. Adam sormuş evet bize sormuş. Bunun da püf noktası var evet. Şu an var mı? Her şeyin bir püf noktası var. Evet. Bir eklesem on... artı bir eklesem her tarafa. Ekle. Yok. Yemiyor mu? Yemiyor hocam. Göndersem var olmaz. Şimdi dikkat edip 2 bölü 3, 2 bölü 3 değil mi? Hepsi aynı gidiyor evet. O zaman ben 2 bölü 3 parantezini alsam. 1 artı 11 bölü 11, 111 bölü 111. Bu böyle böyle gidiyor. 15 tane. Nokta 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 1 bölü nokta nokta 1. 15 basamak değil mi? Evet. Var mı sıkıntı? Yok hocam.
O zaman şurada 1'den 15'e kadar 15 basamak varsa hı-hı, burası 15 mi yapar? Evet. Toplam. Bunu bir de ben 2 bölü 3 ile mi çarpacağım? Hı-hı. O zaman 30 bölü 3, o da ne çıkar? 10. Var mı sıkıntı? Yok ya. Tamam. 16. Onu sardık, onu sardık. Tamam, güzel sorular var aklımda. Onları da sormaya devam edeceğim. Tamam. Ha. Şunu sorayım ya. Dur, he, şunu hiç sormadım ya. Onu aradan çıkartalım da. Adettendir diye soracağım bir soru. Böyle işte 0,3 bölü 0,06 eksi 0, ne olsun, 6 bölü 0,6 bölü 0,004 nedir? Şey yapayım mı hocam, yine paydaları ona 2 bölü 2, 20 bölü 2'den 10. Şu testleri hazırlayayım sana yavaş yavaş. Hı hı. Daha sıralaması falan da var bunun. Yani inşallah 2 bölü 2 bölü 10, 3 bölü 10 bölü 6 bölü 100. Bunları böyle yazmıyorsundur. Öyle yazıyorum. Öyle yazıyorum hocam, evet. Evet. Hiç ses çıkmadı. Şimdi güzel kardeşim, bak buraya. Burada virgülden sonra bir basamak, iki basamak, üç basamak var. Ben buraya bir sıfır atarım. Geldi mi? İki sıfır atarım. 2 şey 1 0 atarım, 2 0 atarım. Hatırladım, evet. Burada amaç nedir? Virgülden sonraki basamak sayılarını eşitlemek. Eşitlemek. Şimdi herkesi de burada 1 vardı, 1 oldu. 2 vardı, 2 oldu. 3 vardı, 3 oldu. Doğru mudur? Hı-hı. Artık virgül yokmuş gibi düşün. 20 bölü 2 5. 10. 10. 30 bölü 6 5. 5. 600 bölü 4 150. Bunların toplamı bunun farkı. Eksi 135 mi yapar? Hı-hı. Var mı sıkıntı? Hatırladım ama sonradan. Yok hocam. Tamam. Tamam. 17. 17. Sana birkaç tane sıralama falan da sorayım. Şey de sorayım, aradan çıkartayım onları da. Yani neredeyse aklıma gelen birçok kalıbı sordum zaten. Şunu sorayım. Devirli sormadı geç. Tamam. Demem. X eşittir 2,333 nokta 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 nokta. Tamam mı? Tamam. Y eşittir. Y eşittir. Ne olsun? 0,7 artı 0,07 artı 0,007 artı, bu da böyle gitsin. Desin ki bana, desin ki bana 3x bölü y nedir? Şimdi şey yapsam teker teker bunu. Yap. Bu şekilde yap. 23 eksi 2 bölü 9 bölü 7 bölü 9. Ters çevir, çarpın bunları. Öyle gidin mi? Hmm. 21 bölü 7'den o da 3. Bakalım. Şimdi şurası ne çıkar? 2,3'ün devirlisi. Şurası ne çıkar? 0,7'nin devirlisi değil mi? Evet hocam. Şimdi buraya baktığımızda 3 çarpı 2,3'ün devirlisi ne yapar? Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü 7. 9. Böyle şurası ne çıkar? Y'miz zaten 7 bölü 9 direkt. Doğru mudur? Doğru hocam. Düzenlersek şu 3 de şu gitti, 3 mü kaldı? Hı hı. Yani 21 bölü 3 bölü 7 bölü 9 mu kaldı? Payı da, aynen yaz. Orada öyle bir 3 mü varmış? Faydayı ters çevir, çarp. Şunlar gider. 3 kadar. Değil mi? Tamam. Şu 3'ler de gider. Gereğine kadar. 9. Tamam. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Tamam. Bir devirli sayıdan sıralamaya bağlayalım olayı. Hı hı. 3'ü bulmuştum. O 3'ü görmedim.
İşte evet. Yaşlılık yaşlılık. Evet yaşlılık hocam. Çarpınca 9 yapıyor aynı aynen. sonuç. 18 soru şu. X eşittir 2,713 13 devirli. 2,713 713 devirli. 2,713 3 devirli. Sırala desin bunu hadi. Alttan yana bakayım. 7,1,3 7,1,3 diğeri kaç? 7,1,3 B, X en büyük. En büyük. Hmm. Hocam hepsini X yazmışsın. Ya A, B, C olarak yazdığında. X, X ne demişim evet. Özür dilerim. Hepsine Y, Z diyeceğiz buraya. Ha. En büyük Y, sonra Z, sonra X. En büyük Y, evet. Sonra X, sonra Z mi diyorsun? Arkasını yazdığımızda hani eşit tamam. bir şekilde baktığımızda. Şimdi burada normalde kısadan şunu yapacaksın. Böyle gider. Bu 13, 13, 13 gider. 13, 13. Diyorum. 13, 13 gider. Şurada 713 diye gider böyle. Şurada 3, 3, 3, 3 diye gider. Şimdi buraya baktığımızda burada en büyük hangisi? Y. Y sonra Z, Z sonra X. X. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Ama sana başka bir şey söyleyeyim burada. Daha da pratik bir şey söyleyeyim. Bu tarz sorularda böyle yazmana bile gerek yok tek tek. Ne yap biliyor musun? Burada kesir çizgisi nerede şey, devir çizgisi nereden başlıyor? Buradan. Burada, buradan, burada, buradan. Doğru mudur? Doğru hocam. En büyük hangisi? Y. Y. Deme Z. X. Böyle uzun uzun yazmana gerek yok. Direkt devir çizgisi nereden başlıyorsana bak. Tamam. Tamam. Yani bu kısa yolu zaten. Bu da kısanın kısa yolu. Kısanın kısası. Tamam. Tamam. Var mı bir sıkıntı? Yok hocam. Tamam. Madem sıralamaya bağladık. Oradan yürüyelim. 19. İyi 20 soru çıktı ha şaka maka. Hadi bakalım. Yani testlere bir şey kalmadı. Sıralamada şunu sorayım. Şey sorularım da var ama. Sıkıntı yok. X artı Y eşittir. 17 bölü 18. Y artı Z eşittir. 15 bölü 16. X artı Z eşittir. Ne olsun? Ne olsun? 21 bölü 22. Bana X, Y, Y Z sırala. Y'ler ortak. O da Z'ler ortak. Arkası yarım kuşağı değil mi? Arkası yarım. Evet hocam. Aklına koyduğun her şeyi başarabilirsin. Senin inanılmaz bir gücün ve sevgin de var. En büyük Z. Neye dayanarak diyorsun? Neye dayanarak? Şimdi hocam götürdüğümde hani X ve Z'ye bakarak hangisinin daha fazla şu büyüklüğe baktım. Sonra burada da Z'lere götürdüm. X'e Y'ye olarak. Gerek yok. Bak şimdi. Gerek yok mu? Normalde farklar hepsinde bir. Bir değil mi? Evet. O zaman basit kesirde hangisi büyük? Büyük olan büyük değil olan mi? En büyük, büyük bu. O zaman X artı Z en büyükmüş. Sonra X y. Artı Y. Sonra Y, Y artı Z. Z. Peki güzel kardeşim. İkili gruplar haline bakarsak. Şurada X'ler gider mi? Z büyük. O zaman Z büyük nedir? Y. Y. Peki şuradaki ikili gruba bakarsam ben. Y. Şuradakine bakarsak Y'ler gitti. X burada da X büyük Z. Evet. Şimdi şu ikisine bakarsak da burada X en büyükmüş. Ve şöyle bir sıralama çıkmış. Aynen öyle. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Tamam bir soru daha. 20. soru. Benim spontane yazacağım soruların sonuncusu. Bundan sonrakinde testten bakacağız. Tamam. 20. X, Y, Z elemanıdır. Negatif. X çarpı Y eşittir. 9 bölü 7. Y çarpı Z eşittir. 11 bölü 9. X çarpı Z eşittir. Tamam mı? Ne olsun? 7 bölü 5. Aynı mantık. X, Y, Z sırala. Aynı soru. Ama evet. Bu sefer eksi olduğundan dolayı büyük olan az önceki gibi büyük olan küçük olacak. Ne yapmış? Tamam. Işte. Tamam. Ben yorum yok. Yes.
şöyle. Sonra Z büyüktür Y, o da büyüktür X. Bakalım. Şöyle. Bakalım öyle mi çıkıyor? Reis. Burada hangisi büyük? Bileşik kesirlerde küçük olan büyük, değil mi? O zaman X çarpı Z en büyük. Sonra X çarpı Y, sonra Y çarpı Z. Var mı sıkıntı burada? Yok. İkili gruplarsak X'ler gidiyor mu? Hı-hı. Ama dikkat et, bu sefer ben bölüyerek yapıyorum. Burada taraf tarafı taraf, diğerden atıyorduk. Sağa sola atıyorduk, gidiyordu. Burada ama direkt bölüyoruz, direkt değil bölüyoruz, mi? Tamam. Direkt böldüğünde bir eşitsizliği negatif bir sayıya böldüğünde işaret değiştirir. Eşitsizlik yön değiştirir. Yön değiştirir, evet. Yani Z Y'den büyük değil. Tam tersi Z Z Y'den küçük çıkar. Tamam. Doğru mudur? Aynı şey. Burada şuradaki için geçerli değil mi? Şuraya bakarsak Y'ler gidiyor. Negatife gittiği için, negatife bölündüğü için ne olacak? X küçüktür Z olacak. Evet. O zaman baktığımızda en küçük X değil mi? Sonra Y, sonra Z. Doğru mudur? Pardon, tam tersi ters Z. Z büyük Y. Y, Y büyük. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Anladık mı? Anladık hocam. Rasyonel sayı temel anlamda bu. Biraz da soru çözeceğiz sen. Hadi bakalım. Biraz da testlerden gidelim. Hı-hı. Seçerek ilk soru. Her soruya bakmayacağız zaten. 1, 2, 3, 4. Hangileri? 1. Bu rasyoneldir. O da rasyoneldir. Şu? O da rasyoneldir. Emin misin? Değil hocam. Bir küsür küsür. Kök dışına çıkamayan sayılar. Kök dışına çıkamayan sayılar irrasyoneldir. Evet. Şu? Yok hocam, o da çıkamıyor. 2 küsür. E sayısı ve pi sayısı irrasyoneldir. Evet. Az önce kayıt esnasında da söyledim. Şu? 3 tane. Bu da kök dışına çıkabilir mi ki bu? 2 diye çıkar mı? Evet çıkar. Sadece sordum. Evet. Bu da rasyonel. O tamam, zaman 3 tane. 3. Hadi şundan çözmüştük. Pekiştirelim. Sabit 2. Tamam. 2 bölü a eşittir değil mi? X'lerin evet. Katsayısı ve sabitler. Yani eksi 1 bölü 4 diyebilir miyim sabitleştirirsek? Evet, o zaman a buradan. 8. Herhangi bir şey vermesine gerek yok o zaman diğerine. Hani mesela yok, atıyorum yok, yok. B veya C. Yok. 3 gibi soruları nasıl yaparsın? Çarpmayacağım bu kadar. 4. A desem. El gidiyor ya ama. Evet. A desem. Hani... A da deme. Bak tam sayılı kesirleri ben. 2002 artı 1 bölü 2 diyebiliyor muyum? Hı hı. Eksi 2001 artı 1 bölü 3 diyebiliyor muyum? Diyebiliyorsun. Eksiyi dağıtırsak 2002'den 2001 çıktı, 1 kaldı. 1 kaldı. 1 bölü 2'den de 1 bölü 3 çıkartırsak payda eşitle ne olur? 1 bölü 6 1 bölü kalır 6. Değil mi? Artı 1 bölü 6. O da 7 bölü 6. 6. Tamam. Demek ki böyle absürt değerler görünce ne yapıyormuşuz? Parçalarak yazıyoruz. Parçalarak tamam. Tamam. Şunları geçelim. Şöyle bakalım. Farklı soru kalıplarına bakacağız, değineceğiz. Tamam. X ne olamaz demiş. 2 olamaz, bu 1. X mi 2 olamaz? Pardon, Y. Y 2 olamaz. Tamam. Hangi değer olamaz? Sıfır olmaması için mesela. Şimdi burada Y ne olamaz? 2 olamaz. Y 2 olamaz. O zaman Y 2 olamıyorsa, tamam mı? 2 yerine yazdığımda 2x eksi 14 sıfır olması lazım değil mi? Edinle. Ama ben y 2 olamayacağı için bu da o zaman 14'e eşit olamaz değil mi buradan? Doğru hocam, evet. O zaman 2x 14'e eşit olamaz. X de buradan 7'ye eşit olamaz. Başka bir hoca da benim hocam ezimde kalp metodu. Ya kalp, börtü, böceğe falan girmeye gerek yok. Gerek yok, tamam. Ne olmuyorsa ondan yürü, tamam, tamam mı? Tamam. Böyle şeylerle kafanız bu kalp metodu demişler. Aklında kalmamış. Bir kalsaydı yapardın. Evet. Anladın mı? Tamam. Böyle börtü, böcek, kalptir, ponçik şeylere girme fazla. Tamam. 12. Aşağıdan bir açma sayılır. Bu tarz sorulara ne yapıyorsun? Fonksiyon tarzı sorulara. Bak fonksiyonlara bu tarz şeyler karşına çıkar. Tamam mı? Tamam. Çok nadir limitte falan da karşına çıkar. Şimdi bu tarz sorularda aşağıdan hangisi daima bir rasyonel sayıdır?
veya bir reel sayı reel belirtir tarzı ifadeler varsa, mesela sana der ki fonksiyonlarda reelden reele işte fx bilmem ne bilmem nedir der. Fonksiyon mudur diye sorar. Fonksiyon mudur der. Tamam. Bu tarz sorularda kardeşim gözün ilk ne arayacak biliyor musun? Tanımsız yapan değer var mı? Tamam. Şimdi ben x yerine 1 yazarsam tanımsız olur. 0 yazarsam tanımsız. 1 yazarsam tamam. Hatta eksi 1 de yazarsam tanımsız. 2 yazarsam tanımsız. Ama buraya ben ne yazarsam ne yazayım aşağısı pozitif bir değer çıkacak. Doğru mudur? Doğru hocam. Yukarıda ne olduğunun bir önemi yok benim için. Yok, aşağı 0 olmasın yeter benim için. Evet. O zaman cevap edilme. Tamam? Tamam. Bana değil mi mantığı? Al hocam. Şunlar basit düzeyde artık al. Yine benim Instagram'da tamam mı? Hı hı. Hem minik bir detayla ufak bir açıklama hem de sorusu olarak sorduğum bir soru. Tamam. Temel kavramlarda da sana ne olduğunu söylemiştim hatta. Basit kesir. Hangisi basit kesirdir? Direkt C'yi hani bu şekilde yapıyorduk. Sıfır. Sıfır. Şunu unutma yine hatırlatayım sana. Sıfır dışında başka basit kesir olan bir tam sayımız yok. Yok. Sıfır hariç tüm tam sayılar negatif olsun pozitif olsun bileşik kesirdir. Hı hı. Sadece ama sadece sıfır tam sayı sıfır basit kesirdir. Basit. Tamam. Tamam. Mesela bu özelliğini kimse bilmez sıfırı. Şimdi bunu yaptık, bunu yaptık, bunu yaptık. Al standart şu adetten de diye soracağım. Çözemeyeceğinden değil. Nokta mı var burada neymiş ya? O basım hatasıdır o. Yine şey yap mı üstü çevireyim? Şey yapayım. Şey yap. Hadi bakalım. Şey yap. Bul bakayım. Orada şey farklı yerde. 10 bölü 3 diğerinde ise 3 bölü 2 büyük çizgi nerede? Kaç katır böleceğiz? O zaman diye bir şey yok. Yanlış. Yine hocam işte çarpacağız. 5, 2, 3. 10 yapar. 10 bölü 3. Şimdi şurasını 10 bölü 3 bulduk 10 mu? 10 bölü 3 evet. Payı aynen yazdık. Paydayı ters çevirdik. Çarptık. 10 bölü 3. Şuraya geldik. Payı aynen yazdık. Paydayı gizli payda 1 vardı. Çarptık. Bu da 5 bölü 6 mı gelir? Evet. Tamam. Kardeş bir sayı bir sayının katıysa tamam mı? Sayıları birbirine bölüyorsun. Evet. Ama hangisini? Hangisinin diyorsa. Hangisinin. Tamam mı? Hangisinin diyorsa bölüyorsun. Tamam mı? O zaman ben ne yapıyorsam ne yapıyorum? Şu 10 bölü 3'ü hangisinin dediği için 5 bölü 6'ya bölüyorum. 4 yapar. 10 bölü 3 çarpı 6 bölü 5 şak şak gitti. Şak şak gitti. 4 yapar. 4 yapar evet. Var mı sıkıntı? Yok hocam herhangi bir sıkıntı. Anladık mı? Anladık hocam. Şu tarz sorularda ne yapıyorduk 20 gibi sorularda? Payda eşitliyorduk. Payda eşitliyorduk. Yok payda eşitleyerek bir yere varamadık. Ben ne dedim? Benzer paydalar benzer varsa ne yaptın? Dağıt işareti. Dağıtacağız. Bu gitti. 1 bölü 3'ten 1 bölü 6 çıktı. 2, ne kadar? 1 bölü 6 kalır. 1 bölü 6. Ondan sonra yaparsan, şuraya geldik. 5'ler gitti. Toplarsan ne yapar? 3, 2 bölü 3 yapar. Ya da 4 bölü 6 yapar ya da. Tamam. 6'lar gider mi? Hı-hı. O da 1 bölü 4. 6'da yanlış yaptık hocam. Acaba niye? Eksiyi her şeyi dağıtacak. Ezbere deme. Eksiyi dağıtırsan burada eksi olur. Eksi olur. Değil mi? Tamam. 1 bölü 2'den 1 bölü 6 çıktı. Fark ettim tabii belki 2 bölü 6'dır. 6'lar giderse 1 bölü 2. Ne bileyim her şey tamam deyince ben de dedim hadi yapayım böyle gideyim dedim. Var mı bir sıkıntı? Yok hocam. Tamam. Şuradan soru seçelim. Soru çok. Kafam ısınmaya başladı hocam hissediyorum. Valla ısınan tek yer kafansa sıkıntı yok. Hadi bakalım. 1. 2 kere 2, 4, 5, 5 bölü 2. Mesela 4 işlem sorarsam ben böyle bir soru sorarım mesela. Güzel soru. Bunu büyük bir daha ben uğraşmışımdır. Mesela ben soruyorsam da kesin bir şeytanlık vardır. Var hocam var. Adana. Emin misin? Değilim. Evet. Bakalım şimdi. Burada önce parantez. Evet. 1 bölü 5 mi? Evet. 1 bölü 5. Bunda mutabakız. Mutabakız. Şuraya geldik. 5 bölü 2. 5 bölü 2. Sonra şöyle alırsak.
Ne oldu? 2 artı 2 bölü 5 mi olur? 5 bölü 2'yi ters çevirip çarparsak. Evet. Bölü 1 bölü 5. Şimdi çoğu arkadaş önce şurayı düzenler. Senin yaptığın gibi. Benim yaptığım gibi, evet. Evet. Buraya 12 bölü 5 der. Sonra buraya da 5 bölü 1 der. 5 der gider. 12, şurada. 12 der kal böyle. Evet. Bu 12 nedir biliyor musun? Sazan. Sazan cevabı. Tamam mı? Israr edersen bahse varım deseydin aynalı sazan derdim. Tamam mı? Tamam. Burada kardeşim önceliğimiz bölme. Böyle sorularda ben ısrarla her zaman söylüyorum. Çarpma, bölme, parantez vesaire bu normal tam sayılarda olur. Kesirlerde, rasyonellerde olur. Aşama aşama tane tane yazın. Tamam. Ki öncelikleri karıştırmayın. Karıştırmayalım. O zaman buraya yapacağız önce. 2 artı 2 bölü 5 çarpı 5 bölü 1. Şunlar da gider. 2 artı 2. 4. Bitti bu kadar. Tamam. Tamam hocam. Anladık mı? Anladım hocam. İyi anladık mı? Anladım hocam. İyi anladık. İyi hadi bakalım. Bunlar hep çözdük zaten. Ben de bayağı çözmüştüm bunları da. Ah 5. Tam da çözmemişim. Tam da çözmemişim evet. Hadi bakalım. M eksine eşit 3 olduğuna göre. Alt alta yazsam. Ne? Sayıdan devirli olduğunu farkındasındır diye farkındayım, düşünüyorum. Farkındayım evet, onu şu an düşünüyorum. Hocam şey yazsam. NM eksi M bölü 99 eksi. Hocam gittiğim yol yol mu? Yol yol. Bu sefer yol. Gittiğin yol yol. NM'nin eksi N bölü 99. NM'ye 3. 3 vermiş. Buradan sonra nasıl gideceğim hocam? Hadi buyur buradan bak. Sakopadı ya, al bir de buradan gel. Aynen, al bir de buradan gel. Evet, şimdi. Güzel kardeşim. Şu sayıyı düzenleyelim. Şuradan şöyle yazalım. M, N, M. Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü 99 değil mi? Doğru. Eksi sayının tamamı N, M, N. Eksi. Eksi N. 99. Bölü 99. Tamam. Düzenlersek. Şimdi 100 M, 101 M. Bir tanesi gitti. 99. 100 M kaldı. 100 M kaldı. Bir de 10 M gitti. 90 M kaldı. Hı hı. 10 ne? Eksi 100 dersen eksi 90. Eksi 90. Eksi ne olur? 89. 89. Eksi 90 mı yapar yine burası? Yapar. Eksi 90 ne? Bölü 99. 99. E burayı ben 90 parantezinde m eksi n dersem ne olur? 3 demiş. E şurası zaten 3. Bununla bu giderse 33. 3 de sadeleştirirsem burada 30, burada 11 kalır. Güzel soru. Bayağı tamam. Şık bir güzel bir soru. Şık bir soru. Ne yapacağız? Yine hocam dağıtacağız. Ha, bitti. Uğraştırma. Artık. Evet. Hadi, bilerek soruyorum evet. Ki pekişsin diye. Aynı şeyleri artık 2-3 kere tekrarlayınca oturuyor. Ne yapacağız? Aynısı hocam. Evet. Bakalım. Ha. Ne yapacağız? Direkt şu kısma x diyeceğiz. Evet. Eşittir x diyeceğiz. O zaman burası 3 artı 4 bölü x eşittir x'e. X zaten 4 dedim mi sağlıyor. Sağlıyor evet. Bir de ben az önce söyleyecektim. Söylemedim. Burada söyleyeyim. Toplama çıkarmada eğer sayılar böyle ardışık verilmişse toplamada büyük, çıkarmada küçük olan al. O zaman sayılar ardışık mı 3, 4? Ardışık. Toplamada direkt 4 al. Tamam. Yani hiç hesap yapmadan da söyleyebilirsin. Direkt çıkarabiliriz. Tamam. Burada ne yapıyorduk? Virgülden sonraki basamakları eşitliyorduk. Şuraya sıfır diyorduk. Zaten başka da yok. Bak az önce sorduğumun aynısı. Aynısı. Heh. Şu 14. Oo, belirsizlik. Eşitliğini belirsiz. Temel kavramlarda bahsetmiştim. Belirsizlik neydi? Altın sıfır olmaz. Hangi durumlarda? Altı sıfır olursa tanımsız olur. Tanımsız olur. Doğru. Ha, sıfıra sıfır olursa. Evet. Değil mi? Sıfıra sıfır olmaz. O zaman a eksi 2 b eşittir 0 ise
Murat yenin damından atmaya ardım. Herhangi bir sayının değerini vermesi lazım değil mi hocam? Birinin değerini verse... Değere gerek yok. Şimdi yok belirsizlik için 0 bölü 0. Tamam. Şurayı düzenliyorum. 2AB eksi K bölü A. 0 mı olacak? Evet ben aynısını 0 olacaksa şuranın 0 olması gerekiyor değil mi? Evet. O zaman 2AB eşittir K mı gelir? Evet, değil mi? Tamam. K'yı diğer tarafa atarsak. Bir de şuraya gelelim. Burası için de AB eksi 2 bölü B. Burası, sıfırsa burası buradan mı? Da AB eşittir 2 mi gelir? Ha, değil mi? Evet, sonuçta burası atarız. 0 olacak. Doğru tamam. mudur? O zaman ben AB gördüğüm yere 2 yazarsam K ne çıkar? K24. Hmm. Evet. Devreden sadece 9'sa ne diyeceğiz? 0,05. Buraya da 0,3 gerisi zaten geliyor. Harfli vermesinin bir önemi yok. 0, 0, 0, 0 ile tanımladık. Doğru mudur? Tamam. Virgül yok gibi düşün. A'lar sadeleşirse 100. B'ler sadeleşirse 10. Bu giderse 10 kalır. Burada da 10 kalır. 10 kalır tamam. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Bitti. Ondan sonra şu 10'lar gider. Değil mi? Evet. 100 kalır. A, devirli sayım var burada. Bir şey eksik mi yazdık? Ona bakın. Ay şuraya yanlış yazdık. Tekrar. Tekrar. Burada 3 0 var. 3 0 var. Yanlış yazdık orayı. Şuraya 2 0. Şuraya 0. O zaman A'lar giderse 1000. 1000. Eksi. Değil mi? B'ler evet. giderse 100. Eksi 10. 10. 890. Tamam. Az önce yanlış yazdık. Ha, şimdi düzelttik. Tamam. Ha, şu kesirlerle ilgili bir şey söyleyeceğim sana. Bunu geç artık. Bunu da geç. Şunlardan çözdük. Tamam. Şu. Bu soruyu ben çözememiştim. Hatırladım. Bize. Güzel kardeşim. Şunu bileceksin. A çarpı 10 üzeri x diyorsa burada A sayısı ve x sayısı için A artarsa x azalır. A azalırsa x artar. X artar. Tamam. Tamam mı? Yani bu ne demek? A sayısı büyüdükçe x küçülecek. Tamam. A sayısı küçüldükçe x büyüyecek. Peki ben buna bir basamak kaydırırsam A sayısı büyüdü mü? Büyüdü. 0, 6 iken 6 oldu değil mi? Evet. O zaman bu büyüdüyse bu küçülecek. Eksi 5 olacak. Bir basamak küçülecek. Tamam. 2 basamak kaydırdım. O zaman i̇ki bu da iki, sayı büyüdüğü için. Büyüdüğü için 2 tane. Evet. Küçülüyor. Bu da eksi 5 olacak. Eksi 5. Bu zaten 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Hı. O zaman ben 10 üzeri eksi 5 parantezini alsam. Yukarısı ne olur? 6 artı 4 bölü 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Şuraya düzgün yazalım. 10 üzeri eksi 5'ler gider. 10 bölü 2'den 5 üzeri 2. O da ne yapar? 1 bölü 25. O da 4 bölü 100. O da 0 bölü 0 4. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Anladık değil mi? Çok güzel. Şık bir soru hocam. Fevkaladenin fevkinde. Ve son birkaç soru diyelim. Artık seçmece sorularla gidiyorum zaten. Bak sana sorduğumun aynısı. Aynısı evet. Parçalayarak yazıyoruz. Parçalayarak yazma. Aynısı, aynısı, aynısı. Şu sıralamayla ilgili bir şey söyleyeyim sana. Şuna bak. Güzel bir soru kalıbı bu. Sana pratik bir şey söyleyeceğim burada. Tamam. Direkt x, y, z diye çıkarmıyor. Şimdi bir kere aralarındaki farklar farklı. 1, 3, 3. Pardon bakayım doğru. 1, 3, 3 değil 3, mi? Evet. Şimdi bir kere farklar eşit değil. Değil. Payda eşitliğim desem eşit diyemiyorum. Eşit diyemiyoruz. Allah tahsil. O zaman ne yapacaksın? 502'yi 499'a böl. Küsuratlı bir şeyler bul. Yok. Hani bir tam olarak düşündüğümüzde hangisinin daha fazla olduğunu düşünmek. Düşün. Yine orada pay payda kovalayacaksın. Evet. Ne yapacağız reis burada? Ya zora sokuyorsunuz ya. Şimdi fark kaç? 1. Fark 3. Fark 3 mü güzel kardeşim? Evet. O zaman burada ben ne yaparım biliyor musun? Sana pratik bir bilgi. 1 ile 3'ün ortak katı nedir? 3'tür. 3'tür. O zaman ben şurayı 3 ile genişletirim. Artık bunda da fark 3 olur mu? Olur. 153 bölü 150. Hı hı. Fark 3. Fark 3. Fark 3 oldu mu? Oldu. Bileşik kesirlerde hangisi büyüktü? Küçük olan. Küçük olan. O zaman y büyüktür. X o da büyüktür. Z bu kadar da soru. Kadar. Orada ufak bir şeyin evet. İnce bir nüans. Şimdi buraya bakalım. Artık aynı. Çizgiye bak demiştim. 3, 7, 3. Bir kere y en büyük. Doğru mudur? Hı hı. Çizgiden sonra gelecek yine 3. Burada çizgiden sonra gelecek 7. O zaman z büyük. Sonra x. Ya şu soruyu bilmeyenler için normalde korkulu rüyadır bu soru ama çok çocuk oyuncağı bir soru.
Bakalım x nedir? Geç. Aynısı bak. Aynısı. Artık hep aynı şeyler çözüyoruz. Fark ettin mi? Evet hocam. Son bir testimiz var. Ona da bakalım. 100 soruluk testimi sen kendin çözersin artık. Tamam. Şunda köklü var. Hah, şundan çözmemiştik. Şurada ne yaparız? İkinci ne, soru. Ne çoğu birbirine girmiş öyle bayağı. Payda eşitleriz değil mi? Payda eşit yok. Eşitli. Yok. Evet. Hemen düşüyorsun yalnız ha. Ama paylara eşitleyip yukarı çıkarsam. Hiçbir şeye gerek yok bak. 19'un 2 katı, 12'nin 2 katı, 6'nın 2 katı, 3'ün 2 katı doğru mudur? Evet. O zaman ben şu yukarıyı 1 bölü 2 parantezine alsam. Hı hı. 1 bölü 19, 1 bölü 12, 1 bölü 3 gelmez mi? Gelir. E şununla şu gitmez mi? Gider. Bu tarz sorularda mutlaka ortak parantez kovala. Başka bir şey yoktur. Ama şey var hani 19'un 38 hepsi 2 katı ya. Yani bazen mesela 1-1 demiş ya mesela burada da bir şeylerin birbirinin katı olacak şekilde verebilir. Verebilir. Evet. Dikkat et ama dediğim gibi ortak parantez kovaladım mı geliyor. Tamam. Bak şundan sorduk yine. Tamam. Yani şu üstü sayı sorusu gibi onu sormayacağım. Mesela böyle bir soru görürsen ne yaparsın? Ayırsam? Hayır. Ayrılmaz mı? Şimdi şunu şöyle yapabilir misin? A'nın 2 katı, 2'nin 2 katı. O zaman ben şurayı 2A artı 4 bölü A artı 2, 2 bölü A artı 2 diyebilir miyim? Deriz. Şurası zaten 2 dursun. Hı hı. Şuraya geldik. Ben şurası için de B'nin 3 katı ise 3'ün de 3 katı 9 mu yapar? Yapar. O zaman 3B artı 9 bölü B artı 3 deme artı 6 bölü B artı 3 diyebilir miyim? Deriz. E şuradan da 3 mü geldi? Geldi. E ben bunları toplarsam ne çıkar? 5 artı 2 bölü A artı 2, 6 bölü B artı 3. Sanki şu ifadenin tam 2 katı. Tam 2 katı. O zaman bunu da ben 2 katını alırsam? 14. 14. Şuraya 14 mü derim? Hı hı. O da 19 çıkar. 19 çıkar. Uyanık davranacaksın bazen. Hı, tamam. Yani. Şimdi geç onları. Bak sonucu 0. 11 bölü 11. Gördün mü? Hı hı. Şu soru. Eşitlemeye kalkmayayım ona sonra. Dikkat et bu 6 kere 7, 7 kere 8, 8 kere 9. Böyle ardışık varsa ne yapıyorduk? Birinciyle en sondakini. Farkını al. Direkt Kadir'in yolu demiştim hatırlarsan. Hı hı. Bitti. 2 bölü 2. 1 bölü 18. 1 bölü 18. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Bunları düzenleyeceksin. Kaç değerler çarpımı demiş. Ne yapıyorduk tanımsızlıkla? Aynı. Şurayı sıfır yapan x eşittir eksi 1 diyorduk değil mi? Eksi 1. Sonra çarpıyorduk. Eksi 1'i bulduk. Sonra düzenlersek şurası ne olur? 2x değil mi? Evet. Artı 2 eksi 4'ten. Eksi 2 bölü x artı 1 değil mi? Evet. Ters çevirirsek de 3 artı x artı 1 bölü 2x eksi 2. Şu 3'ün bir etkisi yok zaten. Hı-hı. Beni payda ilgilendiriyor. X buradan bir de ne çıkar? 1 çıkar. 1 çıkar 0. Çarparsan toplam istemiyor. Tamam. Hı-hı. Onu da yaptık. Yani burada sıralama yaparken normal şartlarda bileşik kesirlerde y büyüktür. Z'den o da x'ten değil mi? Artık farklar eşit farklar vesaire. Eşit. Ama negatif olduğu için tam tersi y küçüktür. Z'den o da küçüktür x'ten diyorsun. Tamam. Y, z, x. İki tane aynı cevap koymuşlar. Deniz. Burada mesela dedim mi pay eşitleme pay diye bir şey yok. Diye bir şey yok. O zaman ne yapıyorduk? Pay genişletme var demiştim. Hı hı. 100 dersem. 10 dersem 300-300 yapıyor mu? Ama buraya da 100 diyeceğim değil mi? Buraya da evet. 10 diyeceğim. Sayı değişmesin diye. Hı hı. O zaman paylar eşit mi? Eşit. Paydası küçük olan mı büyüktü? Evet. 1100, 1110, 1111. En küçük şu değil mi? Evet. Muazzez Abacı. Bak toplamalı. Çözdük. Aynen, artık geçiyorum bunları evet. Artık. Yine iki kare fark hatırlarsan. Hı hı. Yine faktöriyelli olan 2 evet. Parantez, 3 parantez, 4 parantez ondan sonra evet. Sadeleştiriyorduk. Şunun gibi bir şey bulmuştuk biz de zaten. Gördün mü artık birbirinin kopyasına döndü her şey. Bu problem sorusu ama bunu çözelim. Tamam. Normal şartlarda bir kesin değeri şudur diyorsa direkt 2 bölü 5 yazmıyorsun. 2x bölü 5x diyorsun. Tamam. Paydasından 2 çıkartılır. Tamam. Payına 7 eklenirse tamam mı? Değeri eşittir. 1 bölü 2. 1 bölü 2. E içler dışlar yaparsak 4x artı 14 eşittir 5x eksi 2 mi? 4x'i buraya attık, 2'yi buraya attık. Var mı bir sıkıntı? Yok. Anladık mı? Anladım hocam. Evet bizden ne istiyor? Başlangıçta kesin pay ve paydasının toplamı. Yani 7x istiyor. 7 kere 16. Ne yapar?
Yanlış yapmak değil mi? Doğru, 112 40, 40, yapar. 120. Ben şu an neden yanlış yaptım anladım bu sorular. Bu tür sorular. Hep o 2 bölü 5 diyorsun. O x demelerini demiyordum. Direkt demezsen ödürsün. Çünkü bak, katı olduğunu unutmamamız lazım. Aynen. Tanımsızlık sorusu yine. Tamam. Bak al. Keser çizgisi. Şey devir nereden çizgisi. Başlıyor, 3'ten başlıyor. 2'den başlıyor. 1'den başlıyor. C, B, A. Şu işte. Evet. En büyük C. Artık dememe gerek yok herhalde. Ve yine dememe gerek yok herhalde. Yordu artık, evet. Yok yani yormasından evet, ziyade şey var. Artık aynı şeyleri de kalamaya başladık. Hep artık birbirini tekrar, çünkü çözecek soru kalıbı bitti. Bitti hocam. Bu kadar.